Hünkar Usta, kıl sizden mi düştü? Bak bir, yemeğe bizden kıl düşmez. Neden? Çünkü zaten bu yemek yer çekimsiz ortamda yapılıyor. Yani bilimsel olarak düşmesi imkansız. Anlatabiliyor muyum? Ha bu yeterli gelmediyse. Bana bir bak, şu sterilizasyonuma kafamda bone var. Ha bu da mı yetmedi? İşletmemizin sahibi zaten bütün personeli lazer epilasyona gönderiyor düzen. Geçenlerde bir müşteri inatlaştı, aldık yemekteki kılı, FBI'ya kriminal rapora gönderdik. Adam biftek söylemişti, kıl kimin çıktı biliyor musun? Dananın çıktı yemekte. Yani mümkün değil kıl düşmesi bizden. Aynı zamanda restoranımızın adı Köseoğulları, nasıl bizden yemeğe kıl düşsün? Adama pide veriyorsun, son bir parçasında kıl çıktı, değiştir diyor. Son bir parçada. Ne şimdi bu? Son parçaya kadar kıllı yemeği mi seviyordun sen? Hesabı ödemeyeceğim diye bahaneler falan filan. Efendim, vallahi bende de not yok ki kardeşim ya. İpin ucunu bu sene çok fena kaçırdım, sorma ya. Okulum okul hepsi yalan oldu vallahi. Karı kız ayaklarım falan başladı işte, anlarsın ya. Efendim kardeşim, sorma not yok bu sene kardeşim ya. Aynen, pis öğrenci oldum bu sene. Gece alemler akmacalar, barlar, paplar, hoplamalar, zıplamalar falan. Hatta şu an klaba gidiyorum kardeşim, bak belki sesini alamam, tamam mı? Belki, bak seni, bak, alo, bak gel. Efendim Rukiye'cim, not yok ya Rukiye. Her ders ön sırada ne mi yazıyordum? Halı saha kadrosu oluşturuyordum. Ya sorma bu sene ipin ucunu kaçırdık ya. Alo kardeşim, not yok. Kötü yola düştüm ben, okulu falan boşladım. Not yok. Hap var ha, hap var, sigara var, eks var, roj var, sana ne lazım? Evet, idolim de Pablo Escobar. Yo soy Pablo Emilio Escobar demeyim. Plata. O pomo. Osman? Osman? Osman ne oldu? Allah Allah! Osman ne oldu ya? Osman! İyi misin Osman? Osman! Gel buraya gel. Çocuğu ne yapıyorsun? Oğlum iyi misin diye baktım Osman. İyi misin diye baktın değil mi? Ha? Şaka mı yaptın oğlum? Ben de sana şaka yaptım lan. Ha? Osman nasıl konuşuyorsun oğlum? Şaka yaptım ben sana ya. Böyle böyle durumda ne yaparsın diye de. Al bunu eline. Bunu sok bir yerine. Ha? Gel buraya gel. Oğlum şaka yaptım ben sana. Lan salak salak konuş. Abi dur. Ya beraber çekelim. Bak böyle olmuyor ya. Pardon, bakar mısınız? Bizi bir çeker misiniz? Sizi? Biz ya. Arkadaşla bir çekeceğiz. Çünkü askere gidecek bugün. Gel abi. Dur bir dakika dur. Saçını güzel. Bir dakika. Bak topla. Abi saçını güzelsene ya. Alıyor musun? Ağ çektim. Bakayım. Ağ çok teşekkür ederim. Harika çıkmışız. Baksanıza. Değil mi? Ne güzel çıkmışız. Sen bizim Rıfkı'yı bilirsin. 7 yaşında bayan kuaföründe çalışıyordu. Sürekli saç temizliyordu. Başka bir şey yapmıyordu. Hatırladın mı? 4 katlı yer açmış. 4 katlı. 30 tane eleman çalıştırıyor içinde. Hiç sevmiyorum yükleyi. Var ya nefret ediyorum. Bir şey söyleyeyim mi? 30 bin euro yapsa günlük. Bak 20 de ya. 10 de lan 10 de 10. 10 lira ciro yapsa günlük sana ne yapar? Aylık 300 bin lira para. 300 bin lira. 100'ünü vergiye çık. 200'ünü çık ya. At 200 at vergi yap. Ne yaptı? 100 bin cepte. Aylık. Temiz. Gerçi eleman maaşları falan var. 30 tane çalıştırıyor adam. 60 bin ona say. 40 bin cepte. 40 bin. Gerçi şeyleri var bir de. Sigortası falan var bunun. 15 ona saysan 25. Mekan kirası. 20 desen 5 kaldı. Elektriği, suyu 1,5 bin lira mı kazanıyor lan bu adam? İyi bak, adamı sevdim, adam iyi adam. Bak şu an sevdim, hoşuma gitti adamın dibi, helal olsun. Merhaba, ben şarj. Bildiğin şarj aleti. Fabrikadan çıkarken telefonun en önemli parçası olacaksınız diye kandırdılar bizi. Hep kullanıldık. Hep kendimizden bir ödün verdik, başka bir şeyleri doldurduk ya. Bir Allah'ın kulu da demedi ki, biz seni dolduralım ya. Sahteydi sizin sevginiz. Sizin sevginiz %43'ü 50'yi görünce biterdi. Dışarıya çıkardınız. Telefonunuz hep yanınızda. Peki ya şarj aleti? Hep evde bırakıldık. Dışarıda başka şarj aletleriyle aldatıldık. Ya ben kafede ara kabloyu kasanın USB'sine bağlatmaya çalışanını gördüm ya. Değdi mi?
ucumu eğdiniz. Bütün bedenim yara bere içinde ya. Her tarafım bantlı. Gücüm, amperim kalmadı artık. En iyisi kısa devre yapıp terk etmek bu hayatı. Bebeğim ses versene şuna ya. Kalk kendin açar. İyi tamam ver ben açarım. Kumanda orada git al. Bir tanem yanında kumanda versene kumandayı. Uşağın mı var? Allah Allah ver şu kumandayı ya triplere al, bak. Al kumandayı. Ne oldu hayırdır ne bu trip? Hiçbir şeyim yok. Bu bir şey olmamış halime. Evet bir şey yok. Ne oldu söylesene yavrum çözelim. Yavrum deme. Bebeğim ne diyeyim? Bebeğim de deme. Aşkım anlat. Aşkım da deme. Lan ne diyeyim sana be? Allah Allah ya. Hiçbir şey deme bana. Yavrum söyle ki. Yavrum da deme. Merve bak beni çıldırtıyorsun Merve, ha. Merve adınla bir de hitap et. Tamam. Ay, tamam ben annemin evine gidiyorum. Lan sabahtan beri her şeyi söyledim sana. Sana bir kez bana sevgilim diyeceksin dedim ya. E hepsini söyledim aynı. Aşkım aynı. Aynı değil bana sevgilim diyeceksin. Allah Allah demezsem evet. Ne olur? Gideceğim annemin evine gideceğim. Tamam sevgilim gel otur. Bana sevgilim deme. Allah senin belanı versin. Senin belanı. Allah senin belanı versin. Gerizekalı. Manyak mısınız lan siz? Nasıl hayatım? Beğendin mi burayı? Yani yemekler biraz geç geldi ama güzel bir yer. Ben beğendim. Bir lavaboya gidip geleyim. Tamam abi. Bekliyorum. Hangisi bay bayan ya? Uff. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Asıl siz ne yapıyorsunuz abi ya? Şuraya bay bayan yazsanız da gözünü seveyim ben nasıl bulacağım gireceğim ya? Biz kreatif çalışan bir müessese olduğumuz için buraya lak diye bay bayan yazamayız. Öyle bir lüksümüz yok. Biz yaratıcı olmak zorundayız. Mesela daha önceden burada bir bayan beyni vardı. Burada da bir erkek beyni. Bir tanesi 42 kromozomsuz, bir tanesi 42 kromozomlu. Daha sonra altına sıçanlar oldu, onu değiştirdik. Şimdi şey yaptık. Mesela burası bayan parfümü kokuyor. Koklayın bayan, buyurun. Burası bay parfümü kokuyor. Kokladığınız zaman anlıyorsunuz, hemen giriyorsunuz. Lütfen ama. Anladım. Sizi kıskandırmak için ne yaparsınız? Ona, onun anlayacağı özellikleri ruhsal biçimde yansıtmaya çalışırım. Daha ağırdan alırım işi. Ağırdan aldıkça da o benim üzerime düşmeye başlar. Ki ta ki görünmez inadını kırana kadar konuya devam ederim. Konuyu açtıktan sonra da bütünleşmenin reaksiyonunu kendimden açar. Orta noktada birleşmeye çalışırım. Yani konu ne şimdi? Nasıl kıskandıracaksınız onu anlamadım. Canım, herhalde birini karşısına geçip alıp da koluma takıp da onu gösteri gösteri kıskandıracak değilim. Onun bana negatif enerjileri yansımasını o eksik çizgiye artılar koyarak yani yukarı eksik çizgi bir düz çizgi ise yukarıdan aşağı çizgi çizginlerek artıya çevirerek onu kendi dünyasında 180 derece ters döndürüp bana yaklaşmasını sağlayarak bir şekilde kıskandıracağım. Anlayabildiniz mi? Bir su versene bana gözünü seveyim bittim ya. Nereye koştun? Kanka Tarabya'dan Emirgan'a kadar kaptırdım. Normalde Yeniköy'e kadar koşuyorum biliyorsun. Yeniköy'de kızların peşine bir takıldım Emirgan'da buldum kendimi. Yeter kanki yeter. Onun dizgesini üşütüyor. Lan üzgün üstüyüz, üzgün iç. Ne biçim içiyorsun oğlum ya? Çak, su. Sokacağım senin şeyine de, su içmene de ya. İçmiyorum abla! Saat kaç? Çabuk, çabuk gel 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 çabuk çabuk. Şş, gel 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 çabuk çabuk gel. Gel gel gel. Otur tamam. Otur. Otur otur otur. Çabuk otur Allah'ın seversen. Ya bir anlatsam var ya. Bana anlat. Tüyleri diken diken olacak. Tamam anlat. Neydi sen? Ya zaman kazanmaya çalış. Ya anlat İrem bir dakika. Soruyorum neydi sen? O talibin yan dükkanında ışıklar var ya. Evet kısa ya, kes hadi. Üniversite. Bir dakika dur ya. Üniversite var. Yıkarıdan aşağı. Araba. Ya seni Allah kahretmesin. Ya ben inandım sen ya. Ya öyle lav olabilir inanmış sen ya. Ne ölmesi ya? Kendi kendine. Neydi sen? Benim telefonuma bırak şunu. İyi misin oğlum? Bu ne? Nereden buldun onu? Nerede buldum önemli değil. Bu ne? Bu ne lan? Ha bu ne? Düşündüğün gibi değil onu bana ver.
Bu ne lan bu? Gay olduğunu niye söylemedin bana? Yani gerçekten utandım yani. Dalga geçersin diye söyleyemedim, bilmiyorum. Bunu takıyorsun ha? Bir dakika lan. Onu bana ver hadi. Ebru'nunkinin aynısı lan bu. Beni de beğenirsin diye Ebru'nunkinin aynısından almak istedim. Ebru'da bundan olduğunu nereden biliyorsun? Ayol kızlar arasında. Kızlar her şey sorulmaz canım. Lan benim sevgilim ne bu lan? Olmayan bir kız için bunu tartışmayalım. Nasıl olmayan kızla? Oğlum bu kız bunları burada bıraktıysa neyi giyip çıktı lan dışarı? Her şeyini bırakmış. Bu kızı bu şekilde dışarıda zaten yaşatmazlar. Doğru. Ama sütyen benim. Onu yeni aldım, değiştireceğim, onu ver. Nasıl aynı çıktı ben de anlamadım. Siz nerede oturuyorsunuz çocuklar? Sami'nin oğlu musun sen? Bu senin hanım mı, nişanlın mı? Kaç yaşındasın sen? 20. Oo bak. Gençken. Gençlik gitti mi gelmez, geldi mi dönmez. Arkaya baktırmaz, kulağını tattırmaz. Gençken çalışacaksın, ufakta alışacaksın. Gözyaşı dökmeden bu hayat bitmez. Gençliğinizin kıymetini bilin yavrum. Merhaba millet. Yapılmakta olan ulusal salaklar atlayışı için güzel eyaletimiz San Francisco'ya hoş geldiniz. Evet, yarışmacımız Jonathan son kez büyük annesinin nuskasını öpüyor. Jonathan hazırlanıyor. Mükemmel bir atlayış. Tam salaklara özgü. Bakın atladı, atlıyor. Harika. Yani daha iyisi olamazdı. Alo, kız ne diyeceksin? KPSS'den kaç aldın? 70 mi aldım? Ben de 70 aldım. Ayşe de 70 almış. Bu ne kız, önüne gelen 70, aynı pirinci mi yedik, ne yaptık? Matematik yaptın mı sen? Yok vallahi biz de yapmadık. Kız her şeyimiz aynı, aynı kocaya varmayalım biz. Ne olacak kız, kuma oluruz, fena mı? Hadi kafa. Şerefsiz! Ne dediydin? Nereye kadar? Lan nereye kadar? Lan ne şerefsiz alaksız adamsın ya. Hoşuma gitti. Nereye kadar? Hanım arıyor, hanım arıyor, kapat müziği kapat. Aşkı lopumun çıkı lopunun çikosu. Ne yapalım, yolculuk açtım işte ya. Gerizekalı falan uğraşıyor. O kadar sıkıcı geçiyor. O kadar sıkıcı ki. Sevdamsın. Belki de bir karayser karesi. Yalnızlığım. Seni seviyorum. Allah aşkına. Ben ne yaptım? Şimdi bu telefonu niye kapattı ya? Alo. Niye kapatıyorsun sen ya? Abi sen niye hemen telefonu açar açmaz modunu değiştiriyorsun? Ne yapayım oğlum, ne yapayım? Gülerek açsak. Oo beyefendi, nasıl eğleniyorsun bensin? Ben ne yapayım ya? Tamam. Dramatik oynamaktan kambur oldum, kurban oldum. Allah Allah. Kül olursun ne ya? Şarkının adı Kül Olursun, o denk geldi. Ben ne yapayım yani? Evet biraz ağır oldu. Ağır oldu ama benim bu sırtımın yükün olacak. Ah, yürüyüş yapalım diye çıktık. Bayağı bir yürüdük yani, çok aç karnı çıktım bir de. Yorulduk ya. Abi iyi misin ya? İyi misin? Kendim biraz yordum ya. Allah Allah, yordun kendini ya. Yok yok, kan şekerim düştü herhalde biraz. Arkana yaslan biraz, çok mu dönüyor? Tansiyonu düştü belki de. Cık. Hay Allah ya. Oradan bana bir şey yapsana, şekerli su yapsana bayağı bir. Yapalım yapalım hemen, dur yaptıracağım. Nasıl oldun? Yormayacaksın abi kendini. Hay Allah ya.